Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu arada teşekkürlerimi sunuyorum. Çağrıma kulak astınız ve çağrıma kulak astıktan sonra arkadaşlar 25.500'e ulaştırdınız bizi. Çok ama çok teşekkürler sağ olun, var olun. Şimdi sevgili arkadaşlar bu videoyu 16.30'a yetiştireyim diye uğraşıyorum. Saatim 15.15. .15. Ama çok iğrenç bir haberle başlayacağım. <laughs> yani bu iğrenç haberden dolayı da kusura bakmayın. Nedir o iğrenç haber? Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Gitmek istediği ülkeyi açıkladılar. Bakın Fenerbahçe'ye geldikten sonra birçok kişinin yangınına sebep olan açıkça söyleyeyim arkadaşlar bana deyin ki Beşiktaş'ın teknik direktörü gitsin mi? Gitmesin derim. Galatasaray'ın teknik direktörü gitsin mi? Gitmesin derim. Yani bana sorsanız ben gitmesin derim. Niye gitsinler derim ya? Fenerbahçe'ninki gitsin mi? Asla derim. Yani asıl Fenerbahçe'ninki kalsın. Rakiplere sorun Fenerbahçe'ninki gitsin derler. Gitsin ki Fenerbahçe'de ne var? Döngü var. <laughs> Kusura bakmayın. Ya Aykut Kocaman, ya Ersun Yanal, ya İsmail Kartal, ya bilmem Emre Belezoğlu, ya Volkan Demir'e bir turda Volkan biner. Ulan Fener'den teknik direktör giderse bunlar yine karışık derler. karışır derler. Şimdi <laughs> dün Beştaş büyük bir e, şeylik yaparak şimdi kelimelerimi de seçiyorum. Sonra ben bir videodan alıyorlar. Ben diyorum Beşiktaş diyorum siz bizden daha az şeysiniz. Biz sizden daha şeyiz falan filan. Orayı kırpıyorlar. Halbuki oradaki mevzu son derece haklıydı. Yani elimizde orada şeyi teslim ettik diye. Ama kelimemi dikkat ederek söylüyorum. Çok büyük bir şeylik. Hani eşeklik mi dersiniz? Ne dersiniz başka? anne ne diye tabir edersen 3-0'dan 3-3'e maçı verdi. Bakın Beşiktaş karıştı. Gitti. Karıştı. Bundan sonraki maçta da puan kaybı yaşasınlar. Bakın bakalım nereye doğru gidiyor. Üstelik bunu yaşayan Beşiktaş kamp boyunca, hazırlık kampı boyunca üçlü sistem oynayıp lig başlarken birdenbire dörtlüye dönen bir zeka ile başladı. Şimdi Fenerbahçe de karıştırma peşindeler. Brezilya'dan flash iddia gündeme geldi. Flamengo'da sayısız başarılar edindi. İyimser bakıyorlar. Korintios'ta, Korintios'ta Vitor Pereira'nın ayrılığı yakın. Bize ne Vitor Pereira'dan? Bize ne? Şeyden. Bakın buradaki amaç ne biliyor musunuz? Buradaki amaç şu. Jesus'un transferlerini kötü gösterecekler. Diyecekler ki bak Vitor Pereira'nın transferleri iyiydi. Aman siz ne yapın edin Vitor Pereira'yı geri getirtin. Vitor Pereira'nın transferleri iyiydi mesajı verecekler. Bak bunu unutmayın. El altından subliminal olarak bunu vermeye çalışıyorlar. İsmail Kartal'ı da aynı haberin içinde kullanıyorlar. Hani subliminal olarak akıllara veriyorlar. Bakın Fenerbahçe'de Jesus'un yaptırdığı birçok transfer e, kafa karıştırmış. Mesela Buruma, Arao, Gustavo Henrique, Lincoln. Peki <laughs> Jesus'un veto ettikleri mesela Seferovic sahada yürüyor. Sergio Oliveira almıyorsanız almayın boş veriyor. Galatasaraylar şimdi diyor ki Fener bize iyi kitledi. Abdülkerim Bardakçı almazsanız daha iyi. Sen bu kadar para etmesin bitti. Vegors ben siz ben söyledim ya cahil aklımda. Dedim ki Türkiye'deki stoperler Vegors'u alır yerden yere çalar, güreş yaparlar. Öğrenmesi en az 25. 30. haftayı bulur ki Dünya Kupası arası falan filan derken geldiği gibi geri gider. Görün bakın yangın yapmayın diye. Ama ne hikmettir Fenerbahçe. Sayısın yaptığı hata Abdülkerim'in ki Beşiktaş'ın o Emrecan Uzunhan'ın yaptığı kırmızı kart. Hiçbiri konuşulmaz. Niye? Cesus. Transferler tartışılıyormuş transferi daha bir maçta tartışan adam zaten futboldan anlamıyordur ki. 450 dakika izlemeden transferi tartışan adam futbolun feyesinden anlamıyordur. Ümraniye maçı sonrasında Gustavo Enric eleştirildi. Evet ben de dahil hepimiz eleştirdik. Ama biz o günkü maç performansını eleştirdik. O günkü performansta değil Fenerbahçe'de oynamak birincilikte oynayamaz. Ama bu demek değil ki işte Jesus komisyoncu mu bu cum geçin bunları. Peki Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Utanmadan bu soruyu sormuşlar. Brezilyalı gazeteci Mano Borges yaptığı açıklamada Jesus'un Brezilya'ya dönüş yapabileceğini ifade etmiş. Bakın ben de çok net bir ifade bulunuyorum. Okan Buruk Beşiktaş'a gidebilir. Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerian İsmail Trabzonspor'a gidebilir. Abdullah Avcı oradan çıkıp Fenerbahçe'ye gelebilir. %100 arkadaşlar bunlar. Hepsi olabilir. Abdullah Avcı Trabzonspor canlı yayına çıkıp da 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe diyebilir. Başka ne diyeyim? Aklınıza ne geliyor? Yani aklınıza ne geliyorsa her cümleyi söyleyebilirim. Olabilir diyeyim. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe'ye gelebilir. Hani böyle böyle mi sayalım? Ne yapalım? Demiş ki gelecek yıl Korintiyaz için Jorge Jesus listedeki tek isim olmalı. Bu bir bilgi tahmin değil. Jesus için... Bugün artık tek seçenek Flamengo'da değil demiş ve bunu haberleştirmişler. Alın size Türk medyasının şeyi. Peki hocam Jesus neyle uğraşıyor? Jesus şu anda Türk kuralıyla uğraşıyor. Derdi tasası Türk kuralı. Nasıl yani? 8 artı 3. Avrupa'da 4 maçta bile mutlaka 3 Türk oynattı. Niye? Kurala alışayım diye. Ve hata yapmak istemiyor. Düşünün o kadar uğraşı şeyi. Avrupa'da Portekiz dışında Brezilya'da Brezilya dışında da ilk kez Türkiye'de çalışıyor ve yeni deneyimler ediniyor. Bu kurala adapte olmaya çalışıyor arkadaşlar ve Türk futboluna alışma gayreti gösteriyor. Bu sezon 4 maçta bile gerekli olmamasına rağmen sahada 3 Türk futbolcuyu oynattı. Süper Lig maçlarında da sıkıntı yaşamak istemiyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ee, ve Deplasmandaki 0-0 biten Dinamo Kiev maçında Altay, Serdar Aziz, İsmail, Ferdi, İrfan Can'la başladı. 5 kişi birden. İkinci yarıda Serdar Dursun'la Arda'yı aldı oyuna. 2 artı bir şey 2-1 biten uzatmalarda kaybedilen maçta Altay, Ferdi, İsmail, İrfan Can. İkinci yarıda Emre Mor'la Serdar girdi. Sulovaç koyu 3-0 yendikleri maçta Ertuğrul Ferdi Emre Mor'la başladı. İkinci devre Arda Serdar oyuna girdi. 1-1 biten maçta Serdar Dursun, Altay, Arda İsmail sahadaydı. İkinci yarı Emre Mor sahaya sürüldü. Maç bittiğinde Altay İsmail, Serdar Dursun ve Emre Mor oyundaydı. Şimdi bir de bazıları diyor ki Türk kuralı Fenerbahçe için çıkıyor. Tabi tabi. Fenerbahçe'de dertler ne zaman bitecek biliyor musunuz? Pedro geldiğinde bitecek. Sadece Pedro değil. Fenerbahçe'de dertlerin bitmesi için 2-3 şey lazım. 1. Seri galibiyetler. 2. Pedro'nun dönüşü. 3. Yani Pedro ve sakatların dönüşü. 3. Yeni forvet transferi. 3 olduktan sonra Fenerbahçe taraftarı bir 3-4 maç daha rölantiyi alır. Bu arada sakatlığı geçti şu an Pedro'nun. Bugün ilk 11 oynamasını beklemiyoruz. Yedek kadroda olur mu? Soru işareti. Ama yarından itibaren muhtemelen e, yarından itibaren çalışmalara başlayacak. Perşembe günkü maçta oynatılması yani oynatılıp riske edilmesi çok beklenen bir şey değil. Ama 22'sindeki Adana Demirspor maçında olabilir. Ee, İtalya birincilikte 8 sezon forma gidi Çagliari'de istikrarlı grafik çizdi ve Fenerbahçe'nin hücumdaki sıkıntıların büyük ölçüde sonlanması artık bekleniliyor. İnşallah. 30 yaşında milli takıma seçildi diyor. Geçen sezon Çagliari'de 13 gol 4 asist üretti. 30 yaşında İtalyan milli takımına seçildi. Yani Avusturya-Vienna oynanacak maçın listesinde yer alır ama muhtemelen dediğim gibi ilk maçta oynatılmayabilir. Fakat ikinci maçta olabilir. Şu anda Enner Valencia ve Diego Rossi Pedro ile birlikte oynayacaksınız. Şimdi arkadaşlar Diego Rossi ile ilgili de benim aklıma gelen ve size aciliyetle söylemem gereken bir olay var. Onu unutmazsan az sonra söyleyeyim hemen. Hemen zaten bitireyim şurayı. 8 numara için 3 aday var. Bugün Kasımpaşa maçında. Aslında 4 aday var orta saha için. Bakalım kim oynayacak. Bir kere Arao kesin gibi duruyor. Arao'nun yanına İsmail Yüksek mi? Crespo mu? Zayt mı oynayacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz ama benim tahminim Zayt'tan yana. Mert Hakan yandaş sakatlığını tamamen atlattı. İrfan Can Kahveci de tamamen atlattı sayılır. Ezgi Can de maçın kadrosunda yer alacak gibi. Ama bakalım İlk 11 tercihi ne olacak? Oyun tercihi ne olacak? Diego Rossi arkadaşlar çok önemli bir husus belirteceğim size. Ee, evet Diego Rossi kötü oynuyor son haftalardan. Kabul ediyorum. En büyük Rossicilerden biri olarak kabul ediyorum. Fakat Diego Rossi'ne ilgili size çok ama çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. Aklınızın almayacağı bir şey söyleyeceğim. Nisan 2021 arkadaşlar. Nisan 2021. Nisan 2021'den bu yana aralıksız futbol oynuyormuş arkadaşlar. Bakın aralıksız. MLS, MLS'te oynarken Fenerbahçe'ye geliyor. Yani Fenerbahçe'ye gelir gelmez tatil yapmıyor zaten direkt geliyor. Biraz dinlenip hemen oynamaya başlıyor. Lig bitiyor. Uruguay milli takımına seçiliyor. Uruguay milli takımından geliyor. Ön eleme turları. Şu anda da 3 günde bir maça çıkıyor. Arkadaşlar Rossi'deki form düşüklüğünün farkındayım. Rossi eğer kaçırdıklarını atsa zaten Fenerbahçe'de olmaz. Bunun da farkındayım. Ro bu arada ee, yani Rossi konusunda anlatacağım şeyler bunlardan ibaret. Evet. Keşke şu son saçma maçta dinlendirilseydi. Ona ben de çok kızdım. Bilginiz olsun. Yani sadece kızan eden siz değilsiniz. Ben de çok kızdım. Slovaçko maçı. Ya oynat gitsin bu Rumayı. Ya oynat gitsin başka. Burak kapacağı oynat. Ne kaybedeceksin? Hazırlık maçı gibi oynasın dursun. Deli gibi koşsun dursun. Oynasın dursun abi ya. Ya işte hocam şöyle olursa böyle. Ya benim kızdığım nokta bu. Benim gerçekten kızdığım nokta bu. Arkadaş oynat gitsin ya. Ya tuhaf değil mi? Sizce de tuhaf değil mi? Bence çok tuhaf, çok ilginç, çok spesifik bir durum. Yani Rossi belli. Vücut diyor ki vücut SOS veriyor. Ben yorgunum diyor. Ya yani ben kafamı topa veremiyorum diyor. Ya bugün Fenerbahçe taraftarı Rossi gitsin 8'e gitsin 9'a gitsin. Ya bir maçta silmeyin. iki maçta silmeyin. Yarın bir gün bir maçta 3 tane birden atar. İnşallah bugünkü maçta atar. Ya da ilk oynadığı maçta atar. İki tane üç tane asist yapar. Ne bileyim maçın kahramanı olur. İnşallah arka arkaya bunu yapar. Sonra dersiniz ki aa demek ki o maçlara özelmiş. Ya bir de şunu da unutmayın arkadaşlar. Takım psikolojisi diye bir olay var. Bakın takım psikolojisi. Takım psikolojisi arkadaşlar. Takım psikolojisi. Şimdi Beşiktaş bak 3-0 yenildiler. İçleri güçleri hakem. Dönmüş hakeme. Hakem 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 hakem. Dönmüş hakeme. Başka hiçbir şey değil. Hakem hakem hakem. Bitti. Yani bitti arkadaşlar. Hakem defteri, hakemle kafalar gitti bak. Beşiktaş ilk ikinci haftadan gitti. Hakemlik bir şey var mıydı? O da size soruyorum. Yani bunu da size soruyorum arkadaşlar. <laughs> Ve ee, değerli arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bakın Türkiye'de gerçekten ama gerçekten. Şampiyon olmak aslında çok kolay fakat süreç çok zor. Nasıl çok kolay? Al hakemleri arkana. Artık ne şekilde alıyorsan, nasıl alıyorsan. Bir kere süreç çok kolay. İster kötü oyna, ister rezil oyna. Hiç mühim değil. Birincisi bu. Şerefinize yedirirseniz ki zannetmiyorum. İkincisi, oynadığın futbol garantici olacak. Yani bir sıfırın üstüne yatma. Mesela şunu söyleyeyim size. Mesela neyi söyleyeyim? Neyi söyleyeyim? Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya. Sakaryaspor Göztepe maçının yıldızı olmuş arkadaşlar. Emir Ortakaya'yı hiç Fenerbahçe A takımında izlemedik. Şimdi altyapıyı atıp tutuyor. Bizim taraftar diyorlar ki altyapıdan bir şey çıkmıyor. Boşu boşuna duruyor. Kapatın gitsin altyapıyı. Böyle futbolcular çıkıyor. Öte yandan diğer taraftan baktığın zaman da yani Arda Güler çıkmış, Muhammed Gümüşkaya çıkmış, Uğurkan Yıldız gitmiş, bunu yapmış. bunu. Bir sürü futbolcu var. Demek ki e, gençleri de kullanman lazım. E, hakemi satın alsan gençleri de kullanırsın. 10 tane futbolcunu oynatırsın. Bak Beşiktaş'ın yerinde olsam derim ki biz zorunluluktan 4 tane genç oynattık. Hakemi hakemi bahane etmiyoruz. Biz 3-0'dan bir gencin hatasına, o yanlış bir şekilde kırmızı kart yemesine ki kırmızı kart haklı Kaybettik. Önümüze bakacağız deselerdi Beşiktaş bu sene çok tehlikeli bir takımdı. Ama ilk haftadan topu rakibi attılar. Sonuç ortada. <laughs> Konya mesela. Konya Spor. Vaduz gibi bir takıma elendi ya. Yani ligi olmayan takıma elendi. Ama stat zemininin işte İslami Olimpiyatlar or Organizasyonu mu neyse oradan dolayı o stadın zemine gitmiş. Konya Fenerbahçe maçında Eskişehir Atatürk Stadında oynanma ihtimali yüksekmiş ki muhtemelen orada oynanacak. Valla ben sevinirim buna en azından sakatlık makatlık açısından her iki takım için de söyleyeyim. Durumlar bunlar arkadaşlar. Son olarak da iki tane müjde vereyim. Şota Arvalet'e ve Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum diyor. Ancak çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu. Hani üretkenliği topta atma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak diyor. Birinci ağızdan Pelkas transferini doğru oluyor. Hocam kap nerede? Arkadaşlar siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Kapı alan takım yapar. Yani rahatça çalım atabilen bir oyuncu bu transfer bizim için çok iyi olacak diyor. Bakın rahat. Yani alan takım yapar transferi. Onlar açıklar. Satan takım niye? Biz gönderdik Pelkas'ı hayırlı olsun. Yok. İkincisi Samat'ta Genk Samat'ta için bugün diyorlar ki bugün gidecek Belçika'ya şöyle böyle. Ne bugününden bahsediyorsunuz siz? Dün gitti Belçika'ya. Öğlen saatlerinde oradaydı dedim defalarca. 2 kere bu yok bu ikinci kere mi üçüncü kere mi oldu? Yani o kadar çok valizle gitti ki tek taraflı. Bugün de sağlık kontrollerinden geçip kap açıklamasını yaparlar arkadaşlar. Bırakın alan takım açıklasın Size ne oluyor? Yani size ne oluyor? Durumlar bunlar arkadaşlar. Samatta Perkasta tamamen gitti diyelim. Fenerbahçe'de şey. İsmail Kartal unutmadan söyleyeyim. Farkındaysanız İsmail Kartal'la ilgili bugüne kadar hiç haber çıkmıyordu. İki gündür çıkıyor. Benim kimseye minnet borcum yok. Ben görevimi yaptım. Ben geldim. Ben geri gittim. Ben böyle ben şöyle. Allah'tan İsmail Kartal biraz beyefendi bir adam da. Efendi bir adam da. Bunların dümenine gelmiyor. Allah'tan beyefendi bir adam. Yani Allah'tan beyefendi bir adam bunların dümenine gelmiyor. Yoksa bunlara kalsa İsmail Kartal kırgın ayrıldı. Ahde vefasızlık yapıldı. Karaktersizlik yapıldı. Kapıda sıkışan adamın hakkı var. Maaşı ödenmeyen personelin hakkı var deyip devam edeceklerdi. Geçiniz bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe'ye dua edin. Arka arkaya galibiyetler alalım. Sakatlarımız iyileşsin. Forvet transferimiz gelsin. Oyunumuz daha da yükselsin. Önümüze bakalım. Bıkmadınız mı? Benim şu haberleri yapmamdan bıkmadınız mı? Teknik direktör ne zaman geliyor? Ali Koç yeni teknik direktörü açıklıyor. işte. kural hatası. Bıkmadınız mı? Ama sen de ısrarla yapıyorsun hocam. Ben siz istiyorsunuz diye yapıyorum. Fenerbahçe müthiş gitsin. Takır takır gitsin. Leplebi gibi galibiyetler atsın. Leplebi gibi goller atsın. Atmayayım. Şey yazayım. İdman'da skills show. Yok o başka bir şey oluyordu. İdman'da gol şov. İdman'da antrenmanda bacak arası şov. İdman'da rovaşata şov. Devre arası transferimiz. Bırakın ben de bunu yapayım. Olmaz mı? Olur olur. Görüşmek üzere.